ömründe olmasın dünya. Elimizin kiri olsun, su ile yıkadığımızda gidebilecek bir kir. Üstümüze, başımıza bulaştırmayalım. Kalbel mu'mini beytullah buyuruyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Müminin kalbi Allah'ın evidir. Şimdi biz şuraya ne diyoruz? Mescid, cami, onlar beytullahın şubeleri. Yani buralar da nisbi olarak Allah'ın evi. Beytullah'a nispet edilmiş buralar. Oraların şubesi. Bu camiye cünüp bir insan giremiyor. İslam fıkhına göre temiz olmayan bir insan camiye giremez. Buraya herhangi efendim necaset sayılabilecek şeyleri buraya sokamayız. Allah'ın evidir burası. Mesela bir insanın cebinde bir gazete olsa, özellikle de bu gazete kartel gazetesi olsa, o gazete cebinde mescide girmesi caiz değildir. Çünkü o gazete temiz değildir. O gazete temiz değildir. İçindeki fotoğraflarla, içindeki yazılarla Allah'a isyan ihtiva eden mevzular vardır o gazetenin içinde. Onunla mescide girmesi caiz değildir. Veya üzerinde herhangi öyle necaset sayılabilecek, illa fiili necaset, fiziki necaset olması şart değil. Hükmen necaset olan şeyler, bazı şeyler de hükmen necasettir. Mesela bir insan şapkayı getirse camiye soksa, caiz değildir. Çünkü şapka hükmen necistir. Başkalarının kıyafetidir. Müslümanın kıyafeti değildir. Veya bir insanın, erkeğin, parmağında altın yüzük olsa, üstünde ipek bir elbise olsa, erkeğin, bunlar da hükmen necistir çünkü haram kılınmıştır bunlar erkeğe. Haram olan şeyler necistir. Bunlar ile camiye girmek caiz değildir. Bunlar haramdır. Haram olan her şey aynı yine de necistir, pistir. Hükmen pistir bunlar. Bunları camiye sokmak caiz değildir. Şimdi bu tip şeyler camiye giremezken, kalp camiden çok daha önemlidir, daha hassastır. Tecelli mahallidir kalp. Cenab-ı Hakk'ın tecelli yeridir. Eğer sen işte kalbine böyle maleyani doldurursan, dünyayı kalbine doldurursan, menfi olan sevgileri kalbine doldurursan, münkeri kalbine doldurursan, senin kalbin Beytullah olmaktan, Allah'a ev olmaktan çıkar. Ne olur? Orayı sen düşün.